Merhaba arkadaşlar. Bu villamız Aydın Didim Fevzi Paşa'da tek başına müstakil fiyatı 1 milyon 450 bin lira. Özel havuzlu, otoparklı, denize 200-300 metre yakınlıkta sözlü olarak içinde size arz edeceğim. Videonun sonunda drone görüntüleriyle çevreyi de biraz size göstermeye çalışacağım. Ne olursunuz videonun sonuna sabırla bakın. Yakın olduğumuz deniz de burası. Bu deniz plajdır. Buraya giriliyor. Yazın burası çok güzel. Cıvıl cıvıl oluyor. Bütün alışveriş merkezleri, günübirlik ihtiyaçlarınız, her şey var burada. Videonun sonuna da bakalım. Hadi başlayalım. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi Aydın Didim Fevzi Paşa Mahallesi'ndeyim. Türk Dil Kurumu'ndaki gibi tek başına müstakil bir villa sunumu yapacağım. Şimdi salondayım. Mutfağımız da ayrıdır arkadaşlar. Mutfak da ayrı. Birazdan Ronay kamerayı alacak. Bakın bu sürgülü kapının diğer tarafında hemen havuzumuz var. Spotlarımız da böyle. Tek başına müstakil, ayrı mutfaklı bir villa sunumu size arz edeceğiz arkadaşlar. Kamera tütücü yok, kusura bakmayın. Bu kadar yapabiliyoruz. Evet. Şu anda salondayım arkadaşlar. Burası da mutfağımız. Mutfağı da size arz edeceğiz birazdan. Değişik karelerden size arz edeceğiz. Bakın ben aman kolum kapıya değdi. Burası salon, burası mutfak. Size öyle anlatmaya çalışıyorum ki arkadaşlar siz iyice anlayasınız. Bakın çelik kapımdan geldim. Evet. Böyle taşlar falan da yapılmış. Dışını da tekrar size arz edeceğiz birazdan. Dışını içini karıştırmayalım. Bu koridorumuz karşısı hemen mutfak. Buradan da yukarıya çıkılıyor. Özelde havuzu var. Evet arkadaşlar. Bu böyle giriş koridorumuz. Burada hemen bir ayak yolu var. Evet. Burası mutfak. Ben mutfaktan balkona çıkayım. Elektrikli panjurlarımız da var. Havuz bu tarafta. Kameramız orada. Evet, kameramız orada. Ben hemen böyle sırtımı bahçeye doğru alayım. Mutfağa böylelikle serz edeyim. Bakın çelik kapıdan geldik. Hemen sağda bir lavabo vardı. Merdiven yukarıya çıkıyordu. Direkt mutfağa geldik arkadaşlar. Direkt mutfağa geldik. Bu ayrı mutfak. Spot aydınlatmalarımız. Bu mutfağımız. Mutfaktan böyle. Evet arkadaşlar. Mutfağımızdan böyle geldik. Çıktık dışarı. Yani burası da salon. Dediğim gibi bakın burası da havuzumuz. Evet. Ve burada salon. Burada salonumuz arkadaşlar. Şimdi birazdan Ronay alacak şeyi, kamerayı. Evet, salonu ne kadar iyi gösterdim bilmiyorum. Bir daha salona doğru yüzümü çevireyim arkadaşlar. Salonumuz bu. Bakın böyle yuvarlak 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 tavan yapılmış. Salondan böyle havuz alanına gidiliyor. Burada TV ünitesi. Ronay sen benden daha iyi yapıyorsun bana bence. Ronay şu şeyi atsana baba. Şu havuz başında bu kapıyı atsana. Evet arkadaşlar fiyatı 1 milyon 450 bin lira. Bir tane satıldı. Denize de çok yakın. Kemal abim de burada. Salonu daha iyi size göstereyim diye. Evet. Burası da havuzumuz. Teşekkürler Ronay Bey. Ronaycı. Otoparkımız da var.
Evet. Burası salon arkadaşlar. Salonu gördünüz. Merhaba Ronay. Ronay gel Ronay. Ronay. Merhaba. Elini böyle tut, parmağını oraya okşamasın. Yavaş. Çok yavaş, bize kızıyor. Ho ho. Ronay Bey merhaba. Evet arkadaşlar, Ronay devraldı. Daha iyi yerleri daha yaptım. Ben bilmiyorum. Valla Ronay matematikte çok iyi. Geçen öğretmenim dedi ki, gerçekten çok zeki bir çocuk. Ben de eğer seni Harvard'a göndermesin. Harvard mı? O horrorlu bir üniversite var ya. Evet arkadaşlar, burası Aydın Filiz Tevzik. Denize çok yakın. Yani ben drone'yi de kullandım ama drone'nin bir kanadı kırılmış. Fazla uçmuyor. Diyor ki maksimum 30 metre yükseliyor. Daha fazla çıkmıyor. Rüzgar da var. Bana gözlesin. Biraz dikkat et. Salonu gösterdim. Mutfağı gösterdim. Üst kattaki odaları göstereceğim. Drone görüntülerini, ben bazen drone yapıyorum. Drone görüntülerini de size ya videonun başlayarak sonra arz edeceğiz. Sunacağız. Şimdi buradan yukarıya çıkıyoruz. Gel oraya. Gel 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 gel, kurban oldum gel. Salona çık. Burası mutfak. Mutfağı arz etmiştim. Burası da neydi? Çelik kapı. Çelik kapı. Çelik de kapı. Ho. Evet, güzel memleketin güzel insanları. Ne kadar güzel bir memleketimiz var. Can kurban hepimizi. Güzel Türkiye'miz, güzel vatanımız. Böyle ciğeri bak kalktı bile yapılmış şeylerin içine. Arkadaşlar en güzel yapılmış yani. Bu hesap kitap işidir. Paranız varsa iyidir. Yoksa borçlanma girmeyin. Banka faizleri maizleri yüksektir. Ama gerçekten artık biri dese ki ben ev yaparım, bu paraları yapamazsınız. Vallahi yapamazsınız. Bu paraları yapamazsınız. Geçen biri demiş ki ya abi sen çok eğilmişsin. Ben nereden eğilmişim? O arada biz alışkanlık. Vallahi çünkü biz yani vallahi diyen bir toplumuz. Herkes vallahi diyor. Burada kaloriferli için altyapısı da var. Parkeler kalın. 11 milim. Arkadaşlar şey de güzel yapılmış. Yani bu aydınlatmalar güzel yapılmış. Her odanın böyle iki eline tüp. Her odanın böyle bir Fransız kapı mı? Süzgül kapı aydınlama. Çok güzel olmuş. Avcı olmuş. Elektrik aksamı iyi. İki katlı. İskala alınmış. Kredi uygundur. Maliyetlere baktığınız zaman hani belki 2020 yılı inşaat bayrağı birim fiyatları henüz güncellenmedi. İnternete falan yansımasa da bilen biliyor inşaat, eğer çoktan hani bir şey yapmak istiyorsanız maliyetleri az çok tahmin edersiniz. Oda bir gösterdim. Oda iki. Gel bana. Oda iki. Oda iki. Aha, gel şimdi buraya baba. O köşeye git. Ronak bir de bu adliyeyi göster. Yavaş 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 yavaş. Ronak elini yavaş çevir. Evet. Oda iki arkadaşlar. Bu güzel tasarlanmış. Renkler hoş, insan hoş. Çömer Ronak'ı direkt göster. Bu köşe başı bir villadır. Köşe başı bir villadır arkadaşlar. Garajı gördünüz, havuzu gördünüz. Müstakil bir villa. Tamamen müstakil. Metrekarede ne kadardı? 60 metre, 64, 120 metre. Bu balkonlar falan hariç. Balkonlar zaten çok büyük balkon yok. Ufak balkon yok derece kadar var. Ama birçok beklenti içinde oluyor insan. Şimdi her yerden bakıyor villa, ilanı abi 200-250 deyince şimdi bu ufak gelecekler, doğru söylemek zorundayım ama ilanların birçoğu daireli merkeze 80 yazıyorlar. Bunu lütfen bilin. Benim bu bölgede gezdiğim büyük odalı villalardan bir tanesidir. Bunu da net söyleyeyim. Hani bir gün info kurarsak, buraya gelecek olursanız zaten hani tek bu eve bakmayacaksınız. O zaman haklı olduğumu anlarsınız arkadaşlar. 1 milyon 450 bin lira. Gel bakalım. Gel. 60. Belki de 60'tan fazladır ya. Bu 60'tan fazla da olabilir de. Ben de az söyledim. 60, 120. Bu oda büyük arkadaşlar. Gerçekten bu odada büyük. Yine tavalar falan çok güzel. Şık. Değil mi Ronay?
Evet, ben tamam, öyle gösterdim zaten, kendim gösterdim. Bir daha göster. Şimdi bu odanın içine gir Rona. Evet arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, burası ne? Burası da birinci banyo, bir banyo da karşıda var. Alt kata bir WC vardı. Yani ne oluyor? 3 WC. İki elinle tut Rona'yı. Rona, iki elinle tut Rona'yı. Daha ciddi oluyor Rona'yı. İki elinle tut kamerayı. Evet, altta bir WC vardı. Ayak yolu en altta. Koridorun, içeri kapının hemen sağında. Üste çıktık. Burada bir banyo içinde WC'si var. Oturma taşı. Duşakabinimiz çok güzel, bakın. Bir de arkada bir banyo daha var. Bu anlamda 2 banyo, 3 WC olmuş oluyor. Buraya gel babacığım. Bak bu buralar da güzel. Buralar da güzel. Evet. Burada duş, banyo karışık, güzel. Yani hani bence en büyük banyo diğeri, ama ev kalabalıksa, bir daha geri git. Ev kalabalıksa ihtiyaç olursa buna da evet. Bir bana ver bakayım babam. Rona, sen bugün çok formda değilsin. Evet arkadaşlar, bakın. Rona sanki biraz formda değil gibi geldi bana. Bu da kalabalık olursa bu da kullanılır. Olmazsa zaten o diğeri yetiyor arkadaşlar. Burası da yine Rona iyi göstermiş bence. Ben yine de göstermeye çalışayım. Evet, orada. Bu da başka bir oda arkadaşlar. Yani demem şu, gerçekten maliyetler yükseldi. Yani ben bir şey söyleyeceğim. Mesela yıllar önce villa yapıyordum ben. İkinci odayı da gösterdim. Villa yapıyordum. O zaman villaları 55 bin sterline biz satıyorduk. 5 bin de o çok dil bilen abiler var ya, biz o zaman hiçbir şey bilmiyorduk. Onlar da 5 bin sterline komisyon alıyordular. 50 bine biz yeni sıfır havuzlu villa satıyorduk. O zaman ben çok sattım. 50 bin şimdi 500 milyar yapıyor. 500 milyar havuzlu villa var mı, yok. Şunu arz etmek istiyorum. Demek ki gayrimenkulün dövizden daha hızlı bir hali var. Daha çok prim yapan bir durumu var. Hani şimdi o yüzden biz o zaman yaptığımız zaman da bu rakamlar ne kadardı efendim? Sterlin o zaman 2200-2500 civarındaydı. İngiliz sterlin şu anda 10 küsür. Yani demem şu, 50 bine yani biz o zaman veriyormuşuz. Demek ki sterlin 5 katına gelmesine rağmen hala gayrimenkulün hızına yetişmiyor arkadaşlar. Burayı da size böylelikle arz ettik. Bakın tekrar ben söylüyorum, çünkü bu iyi bir ev. Çok ilginizi çekeceğini biliyorum. Bu banyo, evet, üst kattayım. Bakın çamaşır makinesi yeri de burada. Ses, ısı, deprem yönetmeliğine uygun. Denize de sanırsa 300 metre falan civarındadır. O da, evet, bir daha gösterip salonu da aşağıda bir daha göstereceğim. Bu da, evet arkadaşlar, o da banyoyu gösterdim. Bu yarım banyoyu da gösterdim. Bu da bir daha oda. Ve buradan bir de şey var, pencere var. Buradan da hani günün birinde çatıda bir işiniz olursa onu açıp çatıya çıkarsınız. Ve böylelikle burayı sanırsam size sunmuş oldum. Burada da bir göz var. Evet, böyle iniyorum arkadaşlar. Rona'yı bir dakika. Bakın üst katta böyle. Üst katımızda böyle arkadaşlar. Size iyi günler. Hoşça kalın arkadaşlar. Umarım bu güzel ev sizin olur. Evet, kapalı bir gün. Şu anda sürmüş olduğum villanın bahçesindeyim. Drone'u da kaldırdık biraz tepede, yukarıda. Fazla kaldıramıyorum arkadaşlar. Havada biraz kapalı. Yağmur olacak gibi. Fevzi Paşa Mahallesi burası arkadaşlar. Evet.
Birazdan drone diğer tarafları da biraz gösterecek. Yeşillik buralarda genelde böyle iki katlı evler var. Burada bir turizm okulu var, Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı. Bazı insanlar burada ev yapmışlar, öğrencilere kira veriyorlar. Hemen çevirdim. Evet, çevre böyle, biraz fazla kaldı orada. Drone. Bu İngiliz sitesi. Karşıki dağlar, Akbuk, bunlar bizim evlerimiz. Villalarımız da bunlar. Biraz çevreyi böyle rahat rahat özetlemeye çalışıyorum size. Şimdi bazen buradaki yollar iyi, hiç çamur falan yok. Ama böyle büyük şehirlerdeki, işte metropollerdeki bir asfaltta beklemeyin arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü yani hani buralar tatil beldesi, patika yollar falan oluyor buralarda. Buna rağmen yine yollar kötü değil, iyi. Hani bazen insanlar bekliyor böyle tam asfalt, böyle mükemmel. Bu tatil beldelerine öyle ziftli, asfaltlı yollar. Bu benim fikrim. Bence yakışmıyor. Bence hani çok fazla zaten bina yapılmış her taraf. Bir de yollarla asfaltlama falan gerek yok. Çok da yağış alıyor buralar zaten. Zaten deniz hemen dibinde. Bir tanesi satılmış burada. Fiyatları 1.450.000 TL. Her birinin böyle girişi var. Taş duvarlar, denize yakın. Orada marketler, günübirlik ihtiyacınız ne varsa hepsi oluyor. İşte o yol hemen, biz orada mıyız? Biz orada bir yerdeyiz. Denize yakın. Ben de kafam karıştı, bağışlayın. Çünkü drone'u ben böyle gezdirince. Evet, biz oradayız. O beyaz evlerin oradan böyle geliyoruz. Denizimiz hemen şimdi çıkacak. Evet, o tepedeki biz oradayız. Bir daha o evlere doğru gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. O karşıdaki evler. Sol taraftaki evlerin orada bizim evler. Size işte orayla deniz arasını düşünün arkadaşlar. Evet. Aydın, Didim, Fevzi Paşa sahilimizde burası. Burada yazın çok güzel etkinlikler oluyor. Böyle bir panayır havasında, bir karnaval havasında. Burada bizim üniversitenin ek binalarıdır. Burada da bir şeyler oluyor. Evet. Biz de hemen karşısındayız. Çevre böyle arkadaşlar. Bu yolda Didim'e gidiyor. Ekran tarafı Akbuk. Karşı taraf ileride Didim. Yani Didim'in şehir merkezi burada Didim'dir. Fevzi Paşa. Beyler de yolda yürüyorlar. Okul olsaydı şimdi bugün bizim talebeler, çocuklarımız orada hafta sonları durmadan geziyorlar. Tabii bu pandemiden dolayı her taraf kapalı. Bence iyi oldu. Biraz detaylı
Sunmuş oldum burayı. 1 milyon 450 bin lira. 1 milyon 450 bin lira arkadaşlar bunların fiyatı. Biraz da drone konuşacak. Ben sizi yoruyorum ya bazen. Böyle şey mami diye diye. Lupus mamu. Evet arkadaşlar. Gerçekten bizim memleket insanı güzel ya. Valla. Veysel abi, Sofya abi sana da selamlar. Konya. Yunus abi sana da selamlar. Sen maşkayı bıraktın. Almanya'ya gittin. Maşka yolları taştı. Evet. Evler bunlar arkadaşlar işte. Çektim drone olarak yazılıyor. Ben de drone diyorum. Ama belki de drone'ymiş yani. Bazı arkadaşlar diyor drone değil, drone. Ha drone, ha drone. O iki biz yapmamışız. Adamlar yapmış. Rone, bana kahvemi koydun mu? Arkadaşlar işte burası. Karşıki dağlar Akbuk. Bak karşıki dağlar. Diğer karşıki dağlar geçen sürmüştüm ya. Klap Lacoste, Bodrum tarafı. O diğer dağlar var ya tam sağ çaprazdaki. Sağdaki yani. Sağ çapraz değil de sağdaki. Tam önümüzde. Sol çapraz Akbuk. O tam önümüzdeki o taraf Bodrum'dur. İşte Klap Lacoste orada. Bozbük orada. Bu Kaplan Kaya orada. Bu medya patronları. Büyük büyük politikacıların olduğu yerler, oraya helikopterle iniyorlar. Geçen Toprağım Acun Ölücalı da bir yatla geldi marinaya. Belki de oradan geliyormuş. Adamlar artık bir de Exxen TV, Netflix gidecek. Bakalım onlar Exxen ne güzel olacak mı bilmiyorum. Arkadaşlar valla işte burası da böyle. Size sunuyorum. 3 tane kaldı. 1450. Hepsi birbirinin ikizi. Gelin. Orada 650'ye de var. İlhan abinin villaları. Onda da 4 tane vardı. Biri sattı. 3 tane kaldı. Burada da pek kalmadı diyebilirim. Belki kalan evler bunlar. Akbuk'ta burası. Ben valla size hepsini sunuyorum arkadaşlar. İşte Akbuk. Meşhur Akbuk'umuz burası. Küçük Bodrum deniliyor ya Akbuk'a. Birçok kişi Küçük Bodrum olarak biliyor. Kemal abinin birine özel yaptığı ev de bu. Evet birine özel yapmış olduğu ev de bu. Bu da o zaten o demin özel yapmış dediğim ev, adamın arsası varmış. Bu ona yapmış. Evet hatta evet arkadaşlar. Dursun abi ben bir şeye kaydediyorum. Biraz ben bir şey yapıyorum. Elektrik çalışmıyordu. Geldi valla bilmiyorum. Bu prizden dolayıydı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Dursun abi sana kahve söyleyeceğim. Arka ses yapıyorum ya, bir video atıyorum tamam, YouTube'a. Canım Dursun abim. Evet. Arkadaşlar bizim ofiste elektrik bilmiyorum 60 neydi onun adı? Şartel. İşte şartel Dursun abinin elinden geliyor, her şeyi biliyor. Bizim komşu, biz daire vermiştik ona. Ondan sonra imdada yetişti. Yetişiyor Muhammed, yetişiyor Ali. Geldi arkadaşlar Dursun abi. O gelene kadar bizim elektrik de oldu. Zaten okuyorsunuz siz. Arkadaşlar her şeyi size özetlemeye çalışıyorum. Arada sessizlik de çekmesin. Hani bazen birini dinliyorsun ya telefonda, ahizeyi dinliyorsun. Hiç pür ihtizar dinliyorsun. Adam diyor pardon dinliyor musun, orada mısınız gibi olmasın diye ben arada konuşuyorum. Genelde öyle oluyor. Yani birini dinliyorsun, o hep konuşuyor. Hiçbir şey demeden, özellikle bu müşteri hizmetlerine falan oluyor. Ondan sonra orada mısınız? Evet. Arkadaşlar buraya arz ettim. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın. Her şeyin en güzeli sizinle olsun. Halayların en güzeli sizin olsun. Hoşça kalın.